Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Bursa Orhan Gazi Örnekköy altı Marul Seralarına geldik. Bu üçüncü videom olacak bu serayla ilgili. Bugün yanımızda Orhan Gazi'nin en büyük üreticilerinden biri olan Kerim abiyle beraberim. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Beraber dolaşalım dedik bu hafta seraları. 3 hafta önce gelip baktığıma göre daha da büyümüş, az kalmış hasat zamanına. Birkaç teknik anlamda bilgilendireceğiz. Kerim abi öncelikle sana söyleyeyim. Ne düşünüyorsun bu serayla ilgili? Neler tavsiye edersin? Sera sonunda marul rahat büyüyor. Sıkıntı gözükmüyor şu anda. Eyvallah. Zararlı da gözükmüyor şu anda Abdullah. Tamam. 20-25 gün sonra hastada gelir zaten. Evet abi bence de 20-25 gün sonra hastada gelir. Ben şey düşünüyorum abi. Bu damlamalar... Tam marulun dibinde, şu anda tam hastalık yapacaksa bu dönemde yapar. Ortaya çekilmesi aynen. Gerekir ama şu anda... Şöyle değil mi abi? Şu şekilde. Aynen bu şekilde. Çok önemli. Çünkü önünü alamıyoruz bu sefer. Bu buharlaşmaktan dolayı sefer mantar kök boğazı yapıyor. Şimdi bu dönemde bir şey var. Doğal kimyanın Polidoktor isminde bakterili bir mantar ilacı var. Onu tavsiye edeceğiz bu yere. Biraz da sanki kasık gibi değil mi abi marullar? Soğuktan mı artık? Sabahları don yapıyor. -4 derece, -5 derece. Ondan biraz kasıklık var ama. Buna tavsiyeni ne olur abi? Buna amino asit, deniz otunu. Damlamadan. Damlamadan. Yapraktan da gelirse olur. Artı kalsiyum. Evet. Kalsiyum uygulamasını bir 2-3 hafta önce yapmıştık potasta. Tan önce vermiştik abi. Sonra potaslı gübre attılar buraya. Tekrar bir deniz otunu... Amino asit. Bir de bir kalsiyum da tekrar verirse iyi olur. İlaçlamayı da geçen hafta yapıldı. Ya da 10 gün önce yapıldı. Pardon özür dilerim. 10 gün önce ilaçlama yaptık. Buraya da işte Tarım Bakanlığı'nın ruhsatlı fungisit ilacını yapraktan tekrar kalsiyumlu, potaslı, azotlu bir gübre verdik. Ve bir de amino asit uygulaması yaptık damlamadan. Kademeli bir büyüme yok. Hepsi aynı şekilde büyüyor aynı gibi. Burada. Değil mi Kerim abi? Aynen. Aynı ya dediğimiz gibi şu damlamalar özellikle şöyle olduğu zaman mantar yapıyor. Şurada görüyorsunuz. Yaprakları çürütmeye başlıyor. O üst yaprağa gidiyor. O üst yaprağa gidiyor. Ondan sonra çökme meydana geliyor. Bunu şöyle şu şekilde. Arada neredeyse yarım karış kadar. Aynen öyle. Zaten kökler de şu anda çektiğimiz yerde. Oradan her türlü alır. Şurada ekiliş hatası muhtemelen abi. Öyle mi? Nematod da olabilir. Bir bakalım, eşelim. Aynen kökünü eşelim. Bir sıra çünkü abi. Bir bakalım tekrar. Bunu sökelim istersen abi. Yani... Evet. Ekiliş hatası. Ekiliş hatası. Aynen. Belli zaten. Eken kişi buradan yukarıdan aşağı doğru gitmiş. Bu hatta zaten şey var. Sıkıntı var. Eken kişi düzgün ekememiş. Bunu kökleri bastırarak ektiği için belli zaten. Kök patlatmamış. Aynen. Öyle de bir sıkıntı gözüküyor. Dediğimiz gibi yaklaşık 20 gün sonra bunun hasatı olacak. Marul piyasası da iyi değil mi abi? Şu anda. Biraz gerileme olur ama şu anda. Şeye göre mesela yaza göre çok iyi. Yazın satılmadı zaten açık arazide. Bu seraya yazları marul ekiliyor, hıyar ekiliyor. Çok kumsal toprak olduğu için bayağı bir nematotla uğraşıyoruz. Toprağımız böyle nematot bir toprak, kumsal bir toprak. Allah nasip ederse buraya hıyar ekildiği zaman da baştan aşağı tekrar bu şekilde videolar paylaşacağız sizinle. Efendim abi? Burası 3 bölüm abi. 3 sere var. Arka arkaya 3 blok sere var. Toplam 7 dönüm. Üzerinde tarım yapılıyor.
Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yorum yapıp abone olursanız da çok mutlu oluruz. Bu şekilde 20 gün sonra burası bitecek Allah'ın izniyle. Yeni videolar için takipte kalın. Saygılar. Abi var mı diyeceğim bir şey? Kerim abi. Hayırlısı olsun. Allah bahtını açık etsin. Amin. Amin. İnşallah abi. Herkese hayırlı seyirler. Hayırlı arkadaşlar dilerim.